Denemelerde ve sınavlarda çıkmış zor denilebilecek soruların benzerleriyle karşınızdayım arkadaşlar. Bence bu soruları dinlemeden sınava girmeyin. Hadi başlayalım birinci sorumuzla. Baş katsayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu için P1 4, P2 8, P3 12 olduğuna göre P5 nedir? Bak şimdi değerli arkadaşlar çözümü nasıl yapıyorum bak. Px polinomu eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 diyorum. Neden biliyor musunuz? 1 verirsem 0 olur. 2 verirsem 0 olur. 3 verirsem bu ifade 0 olur. Doğru mu? Doğru hocam. Bak şimdi. Şurada 4 var, 8 var, 12 var. 4'ün bir katı, 4'ün iki katı, 4'ün üç katı değil mi? Gördünüz mü? İşte onu görmek çok önemli. Ben buraya arkadaşlar 4x yazıyorum. Şimdi gördünüz mü ne oldu? X yerine 1 yazarsanız burası 0 olur. Bak sonuç 4 olur. 2 yazarsanız ne olur? 8 olur. 3 yazarsanız bakın 3'ten 3 çıktı 0. Çarparsanız 0. Evet 3 kere 4 12. Harika bir şey. Peki ne yapıyorum o zaman değerli arkadaşlar? Şimdi ne istiyor benden? 5 istiyor. X gördüğüm yere 5 yazarsam 5'ten 1 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı 2. Artı 4 kere 5 20 arkadaşlar. P5 eşittir 6 kere 24 artı 20 eşittir. Sorumuzun cevabı kaç oldu? Evet 44 oldu. Birinci sorumuzu geçiyorum ve ikinci soruyla devam ediyorum. Çok güzel bir soru. Her x reel sayısı için ifadesi verilmiş. B artı D toplamı nedir? İşte siz ya arkadaşlar bunu uzun uzun çarpıp katsayılarını işleyeceksiniz ya da çok pratik düşüneceksiniz. Bizden neyi sormuş? B ile D'yi sormuş. Bakın burada B ile D'yi sormasının bir incelik olmalı burada. Bak B artı D. B ne arkadaşlar? X kareli terimin katsayısı. Bakın A x küp, B x kare, C x üzeri 1, D x üzeri bu aslında sıfırdır değerli arkadaşlar. Yani bu x kareli terimin katsayısı, bu da x üzeri sıfırın katsayısı. Doğru mu? Doğru. Bakın şimdi Px polinomumuz şöyle olsun arkadaşlar. Bakın Px polinomumuz nasıl olsun biliyor musunuz? Şöyle bir şey olsun. Px eşittir. Şuradaki ifadeyi yazıyorum bak. Ax küp, bx kare, artı cx, artı d düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Burada ben x yerine 1 yazsam ne çıkar? A artı b artı c artı d karşıma çıkar. Doğru mu? Doğru. Hocam ben x yerine eksi 1 yazarsam, eksi 1'in kübü eksi, eksi a olur. Eksi 1'in karesi, evet 1, b ile çarptım b. Eksi 1, eksi c olur ve artı d. Bakın x yerine bir 1 yazdım, bir de eksi 1 yazdım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu iki ifadeyi toplayacağım. Ne oldu biliyor musunuz? P1 artı P eksi 1 eşittir. A'lar birbirine götürdü 2 ve C'ler birbirine götürdü. Burada ne kaldı? 2D kaldı. Yani P1 artı P eksi 1 bölü 2. B artı ne oldu arkadaşlar? D oldu. Gördünüz mü? Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını veren formülü bu değil miydi arkadaşlar? P1 artı P eksi 1 bölü 2. Evet o zaman bakın nasıl bir şey var biliyor musun? Bunu bilmeniz gerekiyordu zaten. P1 artı P eksi 1 bölü 2 ne yapar? Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını veriyordu. Güzel. Arkadaşlar bu ifade buna eşit değil mi? Eşit hocam. O zaman burada x yerine 1 yazalım. Bir de eksi 1 yazıp 2'ye bölersek zaten kimi bulmuş oluruz arkadaşlar? B ile D'in toplamını buluruz hocam. Tamam o zaman. O zaman x yerine 1 verirsem ne olur? Bak 1 verirsem burası 0 olur. Bu ifadeyle çarparsam 0. 4 yazarsam 4 kere 1'in 4. 4 çıktı 0. Bak P1 0 çıktı. Artı. Hocam eksi 1 verelim. Eksi 1'in karesi artı 1. 1'den 1 çıktı 0. Bununla çarparsam 0. Buraya eksi 1 yazarsam ne olur? Eksi 8 bölü 2 geldi. Bu da eşittir B artı D. Eksi 8'i 2'ye bölsek kaç çıkar? Eksi 4 eşittir B artı D oldu değil mi? Çok güzel bir yöntem bence arkadaşlar. Bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar mükemmel bir soru daha bakın. Px eşittir ax küp artı bx kare eksi cx eksi d biçimde tanımlanan 3. dereceden gerçel katsayılı P polinomun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların sayısı en az m, en fazla nedir? Buna göre m artı n toplamı kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlar şöyle düşünün bakın. X, Y koordinatlarını çiziyorum. Bu ifademiz şöyle bir grafik olabilir. Bakın x küp ya arkadaşlar. Mesela
Şöyle bir şey olabilir bu grafik. Yalnız bir noktada kesebilir. Bu bir. Yalnız bir noktada. Bu grafiğimiz şöyle bir şey olabilirdi arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey olabilirdi. Grafik geliyor. X ekseni bir yerde teğet geçebilir. Bakın burada iki tane ifade. X1, X2 eşit. Burada da üçüncü bir kök var manasına gelir. Yani üç tane kök var. Şöyle de olabilirdi değerli arkadaşlar. Bakın grafiğimiz nasıl olabilir? Şöyle bakın. 1, 2, 3 yerden kesti. Değerli arkadaşlar bakın bir tane üçüncü dereceden polinom yazıyorum. Mesela Px polinomu eşittir. X eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 3 olsun arkadaşlar. Bu üçüncü dereceden bir ifade mi? Evet hocam. Bakın bunun grafiği nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle bakın. Hemen çiziyorum arkadaşlar. Sıfıra eşitlediğimde 1, sıfıra eşitlediğimde 2, sıfıra eşitlediğimde eksi 3 gelir. Değil mi arkadaşlar? Peki şöyle bir şey olabilir mi bunun grafiği? Atıyorum. Şöyle bir şey. Olabilir tabii ki. Değil mi arkadaşlar? X yerine 0 verirseniz ne gelir? Bak pozitif bir sayı geldiği için böyle çizdim arkadaşlar. 3 yerde kesmiş oldu. Ama bu grafik şöyle bir şey olsaydı. Atıyorum y eşittir. X eksi 1'in karesi çarpı x artı 3 olsaydı. E bunun grafiği bu defa nasıl olacaktı değerli arkadaşlar? Şurası 1 noktamız. Şurası eksi 3 noktamız. Bu defa da şurada üzerinde çift sayı olduğu için mutlaka teğet geçecek. Yani şöyle gelecek. Böyle bir noktadan şu x yerine eksi 3 verdiğimde 0 yaptığı için buradan geçmiş olacak. Bak grafik böyle olabiliyor. Böyle bir de tek nokta olabilir. Yani mesela ne gibi? Atıyorum arkadaşlar. Y eşittir x küpün grafiği. Üçüncü dereceden bir ifade ama bunun grafiği nasıldır? Şu şekilde bir grafik. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani ne demek istiyorsunuz hocam? Kısa ve öz. Arkadaşlar üçüncü dereceden bir polinom en az bir yerde, bakın en çok da 1, 2, 3 yerden kesebilir. Bunları topladığımızda da cevabımız kaç olur arkadaşlar? 4 olur. Ne diyordu? X ekseni kestiği noktanın sayısı en az m. Yani en az 1 olur. En fazla kaç olur? En fazla da arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 yerde keser. En az da 1 yerde keser. Bu sorumuza geçelim. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet, bir Px polinomu için P2 eşittir 4, P6 eşittir K olduğuna verilmektedir. Px polinomunun katsayılarının birer tam sayı olduğu bilindiğine göre K aşağıdakilerde hangisi olabilir? Bakın, siz şunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Px polinomumuz mesela x eksi 2'ye bölsek, bölüm bx olsa, kalan da arkadaşlar burada kx diye bir şey olsa. Siz bu polinomu nasıl yazarsınız? Px polinomu eşittir, değil mi? X eksi 2 çarpı bx artı kalan dersiniz değil mi arkadaşlar? Bak bu ifadeyle bunu çarp, bunu da toplarsanız kime eşit? Bu px ifadesine eşit. Hocam bir daha söyler misiniz? Bence bu px polinomu eşittir. X eksi 2 çarpı bx artı 4'tür. Neden hocam? Çünkü şundan dolayı değerli arkadaşlar. Bak p2 4 müymüş? Evet. Bakın x yerine 2 yazdığımda burayı 0 yapar mı? Yapar. Eşittir 4 oldu mu? Oldu hocam. Bak ne kadar güzel, gördünüz mü? Çünkü bu ne demek? X polinomun x eksi 2 ile bölümünde kalan 4 demek aynı zamanda. Doğru mu arkadaşlar? Yani bir daha söylüyorum. Px polinomunun ne olmuşu? X eksi 2 ile bölümünde bölüm bx. Kalan ne demek aslında? 4 demek arkadaşlar. Bak bununla bunu çarp, bununla topla, buna eşittir. Çok güzel. Yani x yerine 2 yazdığınızda bu ifade ne olur? 4'e eşit olmuş olur. Ama hocam P6 kaymış. Tamam, çok güzel. O zaman X gördüğümüz yerlere 6 yazalım. 6 yazarsam burası 4 tane B6 artı ne oldu? 4 oldu. Gördüğünüz gibi şuradaki polinomda X gördüğüm yerlere 6 yazdım. Neden? Çünkü P6 kaymış. O zaman ben bu ifade kime eşitleyeceğim? K'ya eşitleyeceğim. Tamam hocam, bundan sonra ne yapacaksınız? Zaten ne diyor bak. Px polinomun katsayılarının birer tam sayı olduğu bilindiğine göre. Yani şu ifadenin pozitif bir sayı olması gerekir değil mi? Sonuç olarak bunda bir pozitif tam bir tam sayı olması gerekir. Doğru mu? Bir tam sayı olması gerekir arkadaşlar. Burada çünkü belirtiyor Px polinom katsayıları birer tam sayı demiş. Yani bu sonucun kesirli bir sayı çıkma ihtimali yok. Güzel. O zaman arkadaşlar bunu şıklara göre ayarlamamız gerekir. Bakın ben buraya 1 yazsam 8 çıkar. Burada şıklarda 8 yok. 2 alırsam 2, 4, 8, 4 daha 12. Bakın 12 şıklarda yok. Bu da gitti. Arkadaşlar B6'yı 3 alırsam 3 kere 4, 12, 4 daha 16 şıklarda var. Cevabımız 16. İşaretler ne yaparım? Geçerim bir sonraki soruya.
Evet, çok güzel bir soru da arkadaşlar. Polinom ifadesinde bölümünde kalan nedir? Arkadaşlar siz bu x kare, bakın eksi 4x artı 2'yi sıfıra eşitleyip çözmeyecek miydiniz? Evet hocam, çözecektik. O zaman bakın ben bu px polinomunu bir düzenliyorum. X kare eksi 4x eksi 2'nin nesi kübü artı, bak şurayı var ya, bakın 3 parantezini alıyorum. 3 parantezinde x kare eksi 4x, bakın 3 parantezini aldım şuraya arkadaşlar. Artı 2'mi yazdım. Şu ifadenin üzerinde ne var? 2 var. Artı 4x artı 2. Peki bak, x kare eksi 4x artı 2 0 mı? Evet hocam. Peki bir dakika arkadaşlar. Ben bu 2'yi öbür tarafa atarsam ne olur? Ne olur? Hadi söyleyin bakalım. X kare eksi 4x eşittir eksi 2 olur. Çok güzel. O zaman ben şunu yerine ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 2 yazacağım. Gördüğünüz gibi x kare eksi 4x eşittir kaç oldu? Eksi 2 oldu. E hocam, buraya da eksi 2 yazabilir misiniz? Evet, yazarım tabii. Peki şimdi ne oldu? Eksi 2, eksi 2 daha eksi 4'ün kübü olmuş oldu. Artı 3 çarpı eksi 2 artı 2. Doğru mu? Üzerinde kare var. Artı burada 4x artı 2 şimdilik ne yapsın? Dursun arkadaşlar. Peki. Eksi 4'ün karesi. Eksi 64 artı. Bununla bunu çarp. Eksi 6. 2 ile topla. Eksi 4. Eksi 4'ün karesi kaç? 16 arkadaşlar. Onu da yazdım. Artı 4x artı 2. Tekrar düzenliyorum. Eksi 64. 16 2 daha 18 artı 4x. Bu da eşittir arkadaşlar. 4x eksi 64'ten 18 çıkar. Eksi 64'ün işaretini al. Ne yapar arkadaşlar? 46 olmuş oldu. Sorumuzun cevabı arkadaşlar 4x eksi 46 oldu. Bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru daha. Bu soru da sınavda sorulmuştu benzer arkadaşlar. İfadesi x eksi 2 ile kalansız bölündüğünde 4m eksi n kaçtır? Mükemmel. Ne yapacağız arkadaşlar? X eksi 2'yi sıfıra eşitliyoruz. O zaman x gördüğümüz yere ne yazacağız? 2 yazmamız gerekiyor. E götürüp yazalım arkadaşlar. 2 yazarsan eksi 3'ün nesi olur? 2n artı 3. kuvvet olur. Artı. Evet, 2 yazarsam kaç olur? 9 üzeri 4m artı 1 eşittir ne oldu arkadaşlar? 0. Bakın. Şu eksi 3 üzeri 2n artı 3 bu dursun. Dursun bu. Artı bu 9 arkadaşlar. 3'ün karesi değil mi? Evet hocam. O 2'yi bunlarla çarparsam ne olur? 8m artı 2 olur hocam. 3'ün karesi, o 2 bunlarla çarparsam eşittir 0. Peki pozitif bir sayıyla pozitif bir sayının toplamı 0 olabilir mi? Hayır hocam, olmaz. O zaman bu ifade negatif olabilme şansı olan bu olabilir. Bu olamaz arkadaşlar. Zaten taban pozitif bir sayı. Buraya ne yazarsam yazın. 3'ün birinci kuvveti, 3'ün ikinci kuvveti. Hepsi pozitif. 3 üzeri eksi 1 desem 1 bölü 3 yine pozitif. Ha, o zaman bunun negatif olma şansı var. Yani 2n artı 3 tekse o zaman bu sonuç ne yapar? Negatif çıkar. Şöyle olabilir mi? Üzerindeki sayı tek kabul edersek. Eksi, eksinin tek kuvveti eksi 3 üzeri 2n artı 3 eşi artı 3 üzeri 8m artı 2 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 0. Çok güzel. Şunu öbür tarafa atalım mı arkadaşlar? 3 üzeri 8m artı 2 eşittir. Eksi öbür tarafa artı gider. 2n artı 3 oldu arkadaşlar. Burada ne yapacağız şimdi? Tabanlar eşitse üstler eşittir. Yani 8m artı 2 eşittir. 2n artı 3 diyorum arkadaşlar. 2n buraya gelsin. 8m değil mi arkadaşlar? Eksi 2n. Şu 3, 2 de öbür tarafa eksi 2 gitsin. 3 eksi 2 oldu arkadaşlar. Bu 8m eksi 2n eşittir 1 oldu. Her tarafı 2'ye bölsem 4m eksi n, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. Bunu da 2'ye bölsem ne olur arkadaşlar? Evet, 1 bölü 2 oldu. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm n, 2'ye böldüm 1 bölü 2. İşte arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu sorumuzun cevabı, yani 4m eksi n ne olmuş oldu? 1 bölü 2 bulmuş olduk. Bu da güzel bir soruydu. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar harika bir soru daha. Bakın px polinomu 2x küp artı ax kare artı bx artı c polinomunun x eksi 6 ve x eksi 7 ile bölümlerden kalanlar sırayla 7 ve 8'dir. Buna göre p8 eksi p5 farkı kaçtır? Ben sizin yerinizde olsam videoyu durdururum. Kendim çözmeye çalışırım. Sonra çözüme bakabilirim. Peki o zaman ne yapalım arkadaşlar? Ben olsam bu polinomu şöyle yazabilirim. Px polinomu eşittir x eksi 6 çarpı x eksi 7 çarpı arkadaşlar çarpı x artı c yazarım. Neden? Çünkü bu 3. dereceden bir polinommuş. X yerine 6 yazarsam burası 0 olur. X yerine 7 yazsam da 0 olur. Ama kalanlar 7 ve 8'miş arkadaşlar.
Ha, o zaman şöyle bir şey olabilir. Ben buraya 6 yazsam burası komple 0 olur. Ama cevap 7. Kalan 7 ben değil mi? X, bakın x eksi 6 ile bölümde x yerine 6 yazdığımda 7 çıkması gerekir. O zaman şurası arkadaşlar şöyle bir şey olması gerekmez mi? Bak dikkat edin. X yerine ben 6 yazarsam burası 0 olur. 6 bir daha bak kaç oldu? Kalan 7. Şimdi x eksi 7 ile bölümünde deyince x eksi 7'yi 0'a eşitleyip x yerine 7 yazmıyor muyduk? Evet hocam, x eksi 7'yi 0'a eşitleyip x yerine 7 yazalım. Hadi bakalım yazın. 7 yazdığımda 7'den 7 çıktı. 0 bunlarla çarparsam 0. 7 bir daha bak kalan 8 oldu, gördünüz mü? İşte arkadaşlar burayı ayarlamak önemli. Önce şunları şöyle düşünüyorsunuz. 6 verdiğimde 0 olabilecek, 7 verdiğimde 0 olabilecek bir ifade düşünüyorsunuz. Hocam bu x artı c'yi niye yazdınız? Ya x eksi 6, x eksi 7 yazdım. Mecburen yazmam gerekiyor. Üçüncü derece dediği için o zaman buraya x artı bir şey daha yazmam gerekir. Hocam bunun kat sayısına da burada 2x küp dediğine göre buraya da bir 2 yazsak olur mu? Harika olur. Mutlaka yazmamız lazım. Neden? Çünkü bu 2x küp, yani bu ifadeyi çarptığımda x küp önüne 2 gelirse 2x küplü bir ifade olacak. O da çok güzel. Harika. Peki hocam şimdi ne yapacaksınız? Bakın şurayı bir kere ayarlayabildim mi? X yerine 6 verdiğimde kalan 7, 7 verdiğimde kalan 8 oldu mu? Oldu hocam. O zaman şimdi bir burada x yerine bir 8 yazacağım. Bir de ne yazacağım? 5 yazacağım. Önce 8 yazıyorum arkadaşlar. Hadi P8'i bulalım. 8 yazarsam 2 çarpı. 8'den 6 çıktı. 2. 8'den 7 çıktı. 1. 8 artı C. 8 yazarsam kaç olur? 9 olur. Şimdi hocam bunu bir düzenleyelim. P8 eşittir. Ne oldu? 4 çarpı 8 artı C artı 9. Bunu da düzenlersem 4, 8, 32 artı 4C artı 9. Bu da nedir arkadaşlar? 41 artı 4C olmuş oldu. Bu dursun bir yerde. Şimdi arkadaşlar bir de kimi bulalım? P5'i bulalım. P5'i nasıl bulacağım? Bu defa buradaki ifadede x yerine 5 yazacağım. Hadi yazalım. 2 çarpı 5 yazarsam buradan bir eksi 1 gelir. 5 yazarsam buraya bir eksi 2 gelir arkadaşlar. 5 yazarsam 5 artı C olur. 5 yazarsam burası da kaç olur? 6 olur. Hadi düzenleyelim. Eksi ile eksi çarp artı. 2 ile çarp. Ne oldu arkadaşlar? 4 çarpı 5 artı C artı 6 oldu. İşlem hatası yapmadıysam. Peki bununla bunu çarparsam kaç olur arkadaşlar? 20 artı 4C artı kaç oldu? 6. Bu da 26 artı 4C oldu. Şimdi burada bizde ne istiyordu? P8'den P5'i çıkarın. P8 neydi arkadaşlar? 41 artı 4C idi. P5 ne? Bak P5'te buradaki ifade. Eksi 26 eksi 4C diyorum arkadaşlar. 4C'ler gördüğünüz gibi birbirini götürdü arkadaşlar. Bakın şu 4C şu 4C'yi götürdü. 41 eksi 26 oldu sorumuzun cevabı. Eğer bir yerde işlem hatası yapmadıysak arkadaşlar, isterseniz işlemlerimizi bir daha kontrol edebiliriz. Şurayı doğru yaptık. X yerine 8 yazdım. 2 değil mi arkadaşlar? Bir dakika, 8 yazdım. Alttan 2 çıktı. 2 buradaki 2 çarpı durdu. 8 artı C oldu. Artı 8 yazdığımda 9. Çok güzel. 5 yazarsam şurası 2. 5 eksi 6 eksi 1. 5 eksi 7 eksi 2. 5 artı C. 5 yazarsam 6 oldu. Çok güzel. Burası eksi eksi artı yapar. Artı 2. 2 ile de çarparsam 4. O zaman 4 ile çarpsam 20. 4 ile çarpsam 4C. Burada da artımız vardı. 26 artı 4C oldu. Güzel. Burası da neydi arkadaşlar? 4, 8, 32, 4C'miz var. Artı 9'umuz vardı. Hata yapmamışım arkadaşlar. 41 artı 4C'den 26 artı 4C'yi ne yapacağım? Çıkaracağım arkadaşlar. Sorumuzun cevabı buradaki ifade olmuş oldu. Bu soruda ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet, çok güzel bir soru daha arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorumuz nasıl? A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere polinom fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir. Çok güzel. Arkadaşlar y eksenine göre simetrik ne demek biliyor musun? Bak y eşittir x kareyi düşünün. X kare grafiği bir paraboldur ve kolları şöyledir arkadaşlar. Neden hocam böyledir? Bakın siz 1 verdiğinizde 1 çıkar, eksi 1 verdiğinizde 1 çıkar. 2 verseniz 4, eksi 2 verseniz 4. Doğru mu? Bu ifade y eksenine göre simetrik oldu mu olmadı mı? Oldu. Peki x kare nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon. Bunun üzerindeki sayının çift olduğundan da anlayabiliyorduk değil mi polinomlarda? Evet, o zaman y eksenine göre simetrik demek ne demekmiş? Çift fonksiyon demekmiş aynı zamanda değil mi? Çift polinom da diyebiliriz buna.
Ama o zaman hocam bu grafik diyor ki y eksenine göre simetrik. Y eksenine göre simetriktir demek arkadaşlar. Y eksenine göre simetriktir. Burada x küplü ifadenin olmaması gerekir. X kareli ifade. Bak burada hocam bir şey yazmıyor. Aslında burada yazıyor. X üzeri 0 demek bu. Sabit sayı çarpı x üzeri 0 değil mi? Mesela 2 diyorsunuz. Aslında bu 2 çarpı x üzeri 0 demek. Sonuç olarak 2'dir bu. Tamam. Geçiyorum buna. Hocam bunun da 0 olması lazım. Bu da x'li ifade. Yani üzerinde 1 olduğu için. Evet. Bunun da ne olması lazım? 0. Yani sonuçta kimler kalması gerekir? X üzeri çift sayılar kalması gerekir. Tamam. O zaman burada a eksi 4 0 sayıştır kaç olur? 4 olur hocam. Burada da a artı 4 artı b'nin 0 olması gerekir. A yerine 4 yazdım. 4 artı 4 artı b eşittir 0 ise 5'tir. Kaç oldu arkadaşlar? Eksi 8 oldu hocam. O da güzel. Şimdi polinomumuzu tekrar yazalım. Px polinomu eşittir. Burası 0 oldu. B'yi kaç bulduk? Eksi 8. Buraya eksi 8 yazıyorum. Eksi 8 x kare. Burası 0 olduğu için gitti. A yerine bakın 4 yazdım. B yerine ne yazdım? Eksi 8 yazdım arkadaşlar. Burada da eksi var. 32 ne oldu arkadaşlar? 32 C olmuş oldu. Doğru mu? Doğru hocam. Peki burada bir bilgi daha vermiş mi? Vermiş. Bak şurada P1 eşittir 24 demek. Ne demek P1 eşittir 24? Burada C'yi bulmamızı istiyor arkadaşlar. X yerine 1 yazıyorum ve 24'e eşitliyorum. 1 yazarsam eksi 8 artı 32 C eşittir 24. 32 C eşittir. Bu eksi 8 buraya artı 8 gider. 32 olur. Ve C'yi de ne bulduk? 1 bulduk. Şimdi ben C'yi biliyorum. B'yi biliyorum. A'yı da biliyorum. Peki o zaman benim polinom ne hale geldi? Px polinomu eşittir. Biz en son bunu bulmuştuk değil mi? C'yi de 1 bulduğuma göre Px polinomu eksi 8 x kare artı arkadaşlar 32 olmalı. Tamam çünkü C yerine de 1 yazıyor 32. Polinom bu. Benden P2 istiyor. O zaman güzel x yerlerine 2 yazacağım arkadaşlar. 2'nin karesi 4. Bununla çarpsam eksi 32 artı 32 eşittir 0 oldu. Evet bu kadar işlem 0 bulmak içinmiş. Evet bu sorumuzun cevabı da böyle arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Değerli arkadaşlar polinom x eksi 2 polinomuna bölümünde bölüm polinomunun x küplü teriminin katsayısı nedir? Şimdi bu x üzeri 5'li bir ifade. Bunu bakkal bölmesiyle buna bölebilirsiniz ama çok uzun sürer arkadaşlar. E ne yapacağız hocam? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. X üzeri 5'in katsayısı kaç? 1. Peki x üzeri 4'ün katsayısı kaç? 2. X küplü terimi yok hocam ne yapacağız? Onun katsayısını 0 alacağız arkadaşlar. X karenin katsayısı 2. X'in katsayısı 4. Sabit terimimiz eksi 6. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle bir T cetveli yapıyoruz. Burada x eksi 2'yi 0'a eşitlediğimde x eşittir kaç çıktı arkadaşlar? 2 çıktı. O 2'yi bu köşeye yazıyorum. Sonra ne yapıyorum? Arkadaşlar bunun katsayılarını yazdıktan sonra ama olmayan katsayısını ne yazacağız? 0 yazacağız. Tamam. Sonra arkadaşlar şu 1'i direkt aşağı indiriyoruz. 2 kere 1'in 2. Bak bununla bunu çarpıyorum. Getirip bunun altını yazıyorum 2'yi. Sonra bunları topluyorum 4. Sonra bu 2 ile bunu çarpıyorum 8. Bunun altını yazıyorum. Topluyorum 8. Sonra bu 2'yi bununla çarpıyorum 8. 2, 8, 16. Onu getirip buraya yazıyorum. Bir daha hocam söyler misiniz? Bak. Katsayılarını yazdıktan sonra bunu 0'a eşitip bu köşeye 2 yazıyoruz. 1'i direkt aşağı indik. 2 kere 1, 2. Getirip buraya yazıyoruz. Topluyoruz 4. 2 kere 4'ün 8. Onu getirip buraya yazıyorum. Topluyorum 8. Sonra bu 2 ile bu 8'i tekrar çarpıyorum arkadaşlar. 2 kere 8 16. Topluyorum ne yapar? 18 yapar. 2 18 36 yapar. Topluyorum 40 yapar. 2 kere 40 80 yapar arkadaşlar. Bunu topluyorum. Kaç yaptı arkadaşlar? 74 mü yaptı? Tamam. Bu kalan arkadaşlar. Yani ben bu polinomu buna böldüğümde kalan bu beni ilgilendirmiyor şimdi. Peki. E hocam bölüm polinomu nasıl yazıyorduk? Bak bölüm polinomu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu ifadeleri bulduktan sonra buna kalan dedik. Geçtik bunu. Bunun yanına x üzeri 0. Bunun yanına x üzeri 1. Bunun yanına x üzeri 2. Bunun yanına x üzeri 3. Bunun yanına x üzeri 4 diyoruz. Yani bölüm polinomum şu şekilde arkadaşlar. X üzeri 4. 4x küp. 8x kare. Artı 18x. Artı ne oldu? 40 oldu. E benden kimi istiyordu? X üzeri 3'lü terim katsayısı. X üzeri 3 hangisi? Bu. Katsayısı kaç arkadaşlar? 4'müş. O zaman cevabımız kaç olacak arkadaşlar? 4 olmuş olacak. Bu soruyu da geçtim. Evet. Gerçekten güzel bir soru daha. Px 3. derecede bir polinomdur. P1 3, P2 5, P3 7 ve P4 de 15 olduğuna göre P6 kaçtır? Önce siz çözer misiniz arkadaşlar? Sonra ben çözeyim. Videoyu durdurdunuz ve çözüyorsunuz. Ben devam ediyorum arkadaşlar.
Peki bu soru bence nasıl çözülmeli? Üçüncü dereceden diyor mu? Diyor. O zaman bakın ben şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Px polinomu eşittir diyorum. A çarpı x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 diyorum. Bakın x yerine 1 verdiğimde bu ifade 0 olur. 2 yazdığımda bu ifade 0 olur. 3 yazdığımda bu ifade ne olur arkadaşlar? 0 olur. Yalnız şurada bir şey dikkatimi çekti bak. 3, 5, 7, 15. Ben buraya x eksi 4 yazarsam çarpan olarak o zaman 4. dereceden bir ifade olmuş olur. Onu istemiyor. 3. dereceden bir polinom diyor. E hocam buna ne yapacaksınız? Bence ben buraya 2x artı 1 yazacağım. Niye hocam bunu yazıyorsunuz? Bak şimdi P1 3 mü? Evet. Ben 1 yazdığımda burası 0 olur mu? Olur hocam. E bak buraya 1 yazdığımda 3 oldu, gördün mü? Çok güzel hocam. Peki 2 yazalım. 2 yazsam burası 0 olur. Evet. E 2 kere 2 4 bir daha 5 yaptım, yaptı hocam. Peki bir de 3 yazalım. 3 yazdığım zaman bak 3'ten 3 çıktı 0. Bu ifade komple 0 oldu mu? Oldu. Peki 2 kere 3 6. Bir daha 7 oldu mu? 7. Peki hocam niye buraya x eksi 4'ü yazmadınız bu 3'ünü? İşte bu 3'ünü bundan dolayı buraya tercih ettim. 4 çünkü burayı kuralı bozuyor. Bak ben buraya 4 yazsaydım, x eksi 4 yazsaydım 2 kere 4 8 bir daha 9 bakın. Bu 15 kuralı bozmuş oldu. E ne yapacağım o zaman bu ifadeyi ayrı hesaplamaya kalkıştım. Peki hocam bunun o zaman niye vermişler? Niye vermişler biliyor musun arkadaşlar? Buradaki a sayısını bulalım diye. E nasıl bulacağız hocam? Burada x gördüğümüz yerlere 4 yazacağız. Bakın x yerine 4 yazacağım. A çarpı 4 yazdığımda 3 gelecek. 4 yazdığımda 2 gelecek. 4 yazdığımda 1 gelecek. Artı 2 kere 4 8 bir daha kaç oldu? 9 oldu. Peki P4 kaçtı? 15'ti hocam. 15'e eşitleyeceğim. 2 kere 3 6. 6A artı 9 eşittir 15. 6A eşittir 9. Buraya eksi 9 gider. 6A kaç çıktı? 1 çıktı hocam. Çok güzel. O zaman bu polinom ne hale geldi? Bu polinom şöyle bir hale geldi. Bak Px polinomu eşittir. Ay 1 bulduk ya. Oraya 1 yazma artık gerek yok. X eksi 1. X eksi 2. X eksi 3. Artı 2x artı 1. Gerçekten bakın 1 verin 3 olur, 2 verin 5 olur, 3 verin 7 olur. Tamam. Peki P6'yı soruyor. O zaman x yerlerine 6 yazacağım. Bak 6 yazarsam burası 5, 6 yazarsam 4, 6 yazarsam 3, 2 kere 6 12 bir daha kaç yaptı? 13 yaptı. İşlem hatası yapmadıysam. Burası 20, 60 artı 13. Bu da ne oldu? 73 oldu arkadaşlar. Sorumuzun cevabı. Bu da çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bir polinom sorusu daha. Px polinomu x küp artı 1 ile bölümünde kalan x kare artı 4x artı 4 olduğuna göre x kare eksi x artı 1 ile bölümünde kalan nedir? Güzel. Şimdi yapacağımız işlem şu olmalıydı arkadaşlar. Bakın. Px polinomunu biz bakın x küp artı 1'e böldüğümüzde bölüm bx kalan da neymiş arkadaşlar? X kare artı 4x artı 4'müş. Bununla bunu çarp. Bununla topla. Buna mı eşit? Evet hocam. Hadi yapalım o zaman. Px polinomu eşittir. X küp artı 1'i ben x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 yazabilir miyim? X küp artı 1. Evet hocam yazabilirsiniz. Çarpı bx artı x kare artı 4x artı 4 yazdım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu polinom buna bölünüyorsa ben bu x kare eksi x artı 1'i kime eşitleyecektim arkadaşlar? Sıfıra. Aa harika bir şey bak. X kare eksi x artı 1 sıfırsa bu x kare eksi x artı 1 sıfır oldu. Burayla çarparsam burası komple sıfır oldu mu? Oldu hocam. Geriye ne kaldı? X kare artı 4x artı 4 kaldı burada. Bunu ne yapacağız? Şimdi burada x kare eksi x artı 1 sıfır ya. X kare eşittir. Bu eksi x öbür tarafa artı x. Bu bir de öbür tarafa eksi 1 gider. Yani x kare gördüğüm yere de şimdi ne yapacağım buradaki x kare gördüğüm yere? X eksi 1 yazacağım. Yazıyorum. X eksi 1 artı 4x artı 4. 4x bir daha 5x. Eksi 1 ile 4'ü topla ne yaptı? 3x oldu. Sorumuzun cevabı arkadaşlar 5x artı 3 oldu. Bunu da geçiyorum. Evet arkadaşlar bu soruyu da çözelim ve ara verelim. Bir sonraki videoda aynı soru tipleriyle devam edelim. Peki, 5. derecede olan Px polinomun grafiği 1 ile 11 aralığındaki tüm çift sayılarda x ekseni kesmektedir. Px polinomunun x eksi 11'e bölümde kalan m, x eksi 13 ile bölümde kalan n ise m bölü n oranı nedir? Şimdi bakın arkadaşlar. Ben şöyle bir eksen çiziyorum. Bakın, şurası 2, şurası 4, şurası 6, şurası 8, şurası 10. Ne diyor? 1 ile 11 arasındaki tüm çift sayılardan geçiyor bu grafik. Bence bu grafik ya böyledir arkadaşlar.
Bakın ya böyledir bu grafik ya da nasıl bir grafiktir? Şöyle bir grafiktir arkadaşlar. Şurası 2, şurası 4, şurası 6, şurası 8, şurası 10 arkadaşlar. Bu grafik bu defa buradan gelmiyor da buradan geliyordur. Buradan kesiyor, böyle dönüyor. Bu şekilde devam ediyor. Bu ikisinden biridir arkadaşlar. Çünkü 1 ile 11 aralığındaki tüm çift sayıları da x ekseni kesmekte demiş grafik. O zaman bu polinom nasıl bir polinom biliyor musunuz? Px polinomu eşittir. Bak eşittir. X eksi 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 6 çarpı x eksi 8 çarpı x eksi nedir arkadaşlar? 10'dur. Oldu mu? Bak x eksi 2, x eksi 4, x eksi 6, x eksi 8, x eksi 10'dur. Peki hocam bunun katsayısı bir şey olabilir mi? 5. derecede olan P eksponunun grafiği aralığında tüm çift sayıları x eksenini kesmektedir. P eksponum x eksi 11. Bakın katsayısı ile ilgili bir şey demiş mi dememiş. Siz buraya sonuçta birbirine oranlayacağımız için aslında sadeleşiyor ama ben istersen buraya bir A sayısı daha yazayım, şık olsun. Çok güzel. Peki bu polinom 11 ile bölümünde kalan M mi? Evet hocam. O zaman ben x yerine 11 yazıp M'ye eşitliyorum. Oldu mu? Peki 11 yazıyorum. 11 yazarsam arkadaşlar çünkü x eksi 11'e bölümünde demek bunu 0'a eşit x yerine 11 yazmaktı. A çarpı 11 yazarsam kaç olur? 9 mu? 11 yazsam 7. 11 yazsam 5. 11 yazsam 3. 11 yazsam 1 oldu. P11. Peki x eksi 13 ile bölümde kalan neymiş? Tamam onu da yazalım. Şimdi x yerlerine ne yazıyorum arkadaşlar? Evet söyleyin. 13 yazacağım. Çünkü bunu 0'a eşitleyip x yerine 13 yazacağım. 13 yazıyorum arkadaşlar. A çarpı 13 yazarsam 11. 13 yazarsam 9. 7. Değil mi? Bu şekilde devam ediyor. 5, 3. En son 13 yazdığımda evet 3 kalır. Sırayla x yerlerine ne yazdım arkadaşlar? 13 yazdım. 11, 9, 8, 7, 5 ve 3'ü buldum. Şimdi bunlara ne yap diyor? Birbirine oranla diyor değil mi? Çünkü 11 ile bölümünde kalan M'ydi arkadaşlar. 13 ile bölümünde de kalan neyse bunları kime eşitleyeceğim? M ve N'ye eşitleyeceğim. O zaman bunları oranlayalım arkadaşlar. Böyle birbirine ne yapalım? Bölelim. Bu 9'lar birbirini götürdü. 7'ler birbirini götürdü. 5'ler gitti. 3'ler gitti. A'lar gitti. Burada ne kaldı? 1 burada 11 kaldı. 1 bölü 11 eşittir. M bölü ne olmuş oldu arkadaşlar? Çok güzel bir soruydu. Bir sonraki videomuzda aynı şekilde zor polinom sorularla devam edeceğiz. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.